Arkadaşlar merhabalar. C# Console Application temel eğitim videolarıma 9. dersine devam ediyorum. Bu derste sizlere dizilerden bahsedeceğim. Dizler ne işimize yarar, nasıl kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Örnekler çözmeye çalışacağız beraber. Öncelikle dizi nedir? Diziler birden fazla veri girişi gerektiğinde kullanılabilir. Ayrıca yine birden fazla verinin depolanması ve tek seferde ekrana yazdırılabilmesi açısından çok pratik bir değişken türüdür. Bir kodlarımızı inceleyeyim isterseniz. Örneğin bir string değerleri içine atabileceğimiz bir dizimizi tanımlayalım. Bunu şu şekilde gerçekleştireceğiz. Direkt string yazacağız arkadaşlar. Köşeli parantezi aç kapat. Burada değişken adı kullanmamız gerekiyor. Ben değişken olarak belirteyim şimdilik. Değişken dedik eşittir. String. Burada da dizimizin içerisinde kaç eleman olabileceği sayısını yazıyoruz. Örneğin işte 10 eleman alabilirsin dizimizin içerisi. Bu şekilde. Şu an çalıştırdığımızda herhangi bir şey çıkmayacak karşımıza. Ama bir dizi oluşturmuş durumdayız şu an. Daha başka şekilde tanımlamamız gerekirse mesela örneğin integer. Aynı şekilde yine int dedik. Köşeli parantezi sayılar olsun. Çünkü integer sayı değeri. Bundan sonra new int şeklinde örneğin işte sayısal nota yapmıştık sizlerle. 6. Bu da bir dizi tanımlamasına örnektir arkadaşlar. Lafı geçmişken hemen isterseniz sayısal nota programını bir tekrar inceleyelim. Hem dizi konusu altında çözümlemiş oluruz. Daha da sizin için faydalı olacaktır. Şöyle ki yapmıştık hatırlarsanız bir döngü kurmuştuk. Şimdi anlamanız için parça parça çözeceğim. Yani direkt net bir cevap çıkartmayacağım. Hatırlarsanız önce bir dizi döngü oluşturmuştuk. Döngümüz sıfırdan başlayacak. 6'ya kadar dönecek. 6'ya kadar dönecek çünkü içerisinde 6 sayı olması gerekiyor sayısal nota. Daha sonra yukarıda bir dizi tanımlayacağız. Sayılar diyelim tekrar. Neyin? 6. Şimdi bizim dizimizin içerisinde 6 tane sayı aktarmamız gerekiyor. Bu sayı aktarımı şu şekilde gerçekleştireceğim. Ben random komutunu kullanmıştım. Yine random komutu kullanacağız çünkü rastgele seçilen 6 sayı ekrana yazdırmam gerekiyor. Random komutum da şu şekildeydi. Random böyle de new random demiştik. Şu şekildeydi arkadaşlar. Aşağı geldiğim zaman da burada direkt sayılar diyeceğim. İyi diyeceğim. Ve rnd.next diyeceğim. Buraya da 1 ile 49 demiştik. 1,49. 1 ile 49 arasında sayılar. Daha sonra da bunları da ekrana yazdıracağız. Şimdi yukarıda şurada arkadaşlar bilgileri direkt dizin içerisine aktardık. Yani herhangi bir ekrana yazdırmadık. Bu söz konusu değil. Tekrar aşağıda bir for döngüsü açmam gerekiyor. Bu for döngümde tekrar şöyle bir J diyelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ekrana yazdıracağız. Dizimizin içerisindeki elemanları ekrana yazmamız gerekiyor. Bunu da hemen yine 6 defa dönecek. Çünkü içerisinde 6 eleman var. Şu şekilde. Console.write diyeceğiz. Ve şöyle bir hemen sayılar J diyeceğim. Yanına da görsel olması açısından yani çok sayılar bitişik olmaması açısından şöyle bir boşluk ekleyeceğim. Daha bir görsel dursun. Ve aşağısına hemen console read. Şimdi çalıştıralım bakalım. Hop arkadaşlar 6 tane sayımız ekrana geldi. 5 tane gelmiş pardon. Şurada bir eşleme yapmam gerekiyor herhalde.
Sıfırdan, ha pardon, birden başlamışım. Sıfır olması. Sıfır olması gerekiyor, el alışkanlığı. Evet. 6 tane sayımız ekrana geldi. Şimdi burada anlatmak istediğim şuydu arkadaşlar. Sayı burada geldi. Sayılar geldi. Sayılar dizisi içerisinde aktardığım bilgiler şurada ekrana yazılırken şu şekilde oldu. Sayılar 0. elemanı, sayılar 1. elemanı, 2. elemanı, 3. elemanı, 4. ve 5. elemanı. Sıfırla dahil yani arkadaşlar. Bu şekilde, o yüzden burada sıfırdan başlattım. Birden başlattığımda az önce görmüş olduğunuz gibi 5 tane eleman yazdı. Bu bir hatalı bir görüntüdür. Normalde 6 eleman bulunmakta. Yani diziler sıfırdan başlarlar. Şimdi sayfamda paylaşmış olduğum örneğe bir göz atmak istiyorum. İnceleyen arkadaşlarım olmuştur. Bir de ben burada sesli bir şekilde anlatmak isterim. Şimdi programı çalıştırdığımızda karşımıza gelen görüntü, işte birinci şehri giriniz. Ne olsun, işte A şehri, B şehri, C şehri, D ve E şehri olsun. Bu şekilde birinci şehir, ikinci şehir şeklinde bize görüntümüzü sağlayacak programımız. Bu kadar basit. Şimdi ne yapmışız, bir inceleyelim. String şekilde bir dizi tanımlamışız. Dizimiz 5 elemanlı. Zaten gördüğünüz gibi 5 tane şehir ekrana yazdırılıyordu. 5 eleman olması gerekiyor dizimizin de. Hemen aşağısında bir for döngüsü kullanmışım. Bu for döngüsünde ne yapmışım? Az önce de bahsetmiş olduğum gibi diziler sıfırdan başlar. Yani eleman sayılarını almaktan sıfırıncı karakterinden başlar. Böyle 2, 3, 4, 5 diye devam eder. Yani sıfırda bir elemandır diziler için. O yüzden formu sıfırdan başlatmışım. Şimdi ekrandaki çıktı şu şekilde olacağı için arkadaşlar, hemen tekrar bir göstermek istiyorum. Şu şekilde olacağı için, 1. 2. 3. 4. ve 5. olacağı için ben burada i'ye artı 1 demişim. Artı 1 dememin sebebi sıfırdan başlaması. Eğer ben artı 1'e eklemeseydim ConsoleWrite'da 0, 1, 2, 3, 4, 5 falan diye gidecekti. Yani ben burada 0'ı görmek istemiyorum. 1. şehri görmek istiyorum. 2. şehri görmek istiyorum. Yani 0. şehir herhangi bir söz konusu değil. Yukarıda 0'ı giriniz diye bir mevzu yok çünkü. O yüzden ben burada artı 1'i kullandım. J'de ve i'de, ikisinde de aynı şekilde. Yani mesela sizin için bir sileyim, açıklayıcı olsun biraz daha. Örneğin ben burada artı 1'i sildiğim zaman gördüğünüz gibi, bakın 0. şehri giriniz dedi. Yani 0. şehir demek çok manasız bir programlama olabilir. O yüzden ben 1 tercih ettim. Burada artı 1'i ekleyerek 1. şehri giriniz mesajını ekrana verdirttim. Bu mesaj 5 defa verilecek. 5 defa verirken her defasında şehirler i şeklinde ben bilgimi alacağım. Şehirler i ne demek? Örneğin for döngümüz bir defa döndüğünde böyle bir şey olacak. Şehirler 0. elemanına bilgi al. Şurası bilgi alır. Burası bilgi alır. İşte sonra daha sonra i 1 olduğunda 1. elemanına bilgi al, 2. elemanına bilgi al, 3. elemanına bilgi al diye gidecek. Ben buraya i yazarak bunu sağlamış oldum. For döngümüz burada sonlandı. Bu da ne yapmışız? Dizinin içerisinde bilgi aktarımı yapmışız. Daha sonra ben görsel olması açısından bir ConsoleWriteLine ekledim. Bu tamamen ikisi arasında boşluk bırakmak içindir. Yani herhangi bir özelliği yok. Şu aradaki boşluktan bahsediyorum. Daha sonra da zaten ekrana yazdırmak için kullandığım for döngüm var. Gene de az önce anlattığım gibi for döngümü sıfırdan başlattım. 5'e kadar döndürdüm. Şuradaki ConsoleWriteLine içerisinde de yine birden başlaması için artı 1'imi ekledim. Nokta şehir diyerek, hani inci şehir kalıbını orada tamamlamış oldum. Artıyla beraber ikisi inci şehir, yani birinci şehir, ikinci şehir kalıbını tamamlamış oldum. Artı şehirler köşeli parantez içinde J demişim. Yani yine J burada sıfırken sıfırıncı eleman, birken birinci eleman, ikiyken ikinci elemanı ekrana yazdırsın anlamında şehirler köşeli parantez içerisinde J değişkenimi kullandım. Başlangıç değerinde J olduğu için J. Daha sonra da ConsoleWrite ile programı bitirdim ve tekrar son kez bir inceleyelim. Örneğin İstanbul. Ops, İstanbul. İşte Hatay. Hatay. Ankara. İşte İzmir. Mersin. Tıkladığımızda
bilgilerimiz. Aldık, bilgilerimizi ekrana yazdık. İşte bu kadar. Arkadaşlar, 9. dersimde sonuna geldim. Bu derste size dizilerden bahsettim. Dizileri nasıl kullanabileceğimizden bahsettim. Bir önceki dersimizde sayısal oto programımızı çözmüştük. Onu tekrar inceleme şansını burada elde ettiniz. Random komutunu bir tekrar etmiş olduk hep beraber. Dizimizin sayısal oto programı içerisindeki yerini görmüş olduk. Ve dersimizi sonlandırdık. Umarım dersim sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, takip etmek için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.